Konuğumuz Kerem Çilli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Konumuz biraz enerji konuşacağız bu bölümde. Şöyle bir biraz saçma bir soruyla başlayalım. Belki daha iyi anlarız. Estağfurullah. Gelecekte 2035 yılında İstanbul'da bir apartmanda yıllık apartman toplantısında neler konuşulacak? Evet, güzel bir soru gerçekten. Çok yaratıcı. 2035'lerde, 2040 ya da 2050'lerde apartman toplantılarında enerji ağırlıklı, ben kendi bakış açımdan anlatmam gerekirse, enerji ağırlıklı görüşmeler olabilir. Hatta insanlar kendi kurdukları santrallerin karşılaştırmasını yapıp, işte senin santralin daha fazla üretiyor, benimki neden daha az üretiyor? İşte sana yılda şu kadar kilowatt saat elektrik üretti. Benim santralim daha iyi, senin santralin daha iyi gibi bir şöyle bir şey olacak mı? Annem işte Sevinç teyze, annem selam söyledi. Bizde hiç elektrik kalmamış. Biraz elektrik rica edebilir miyiz? Böyle şeyler olacak mı? Kesinlikle böyle şeyler olacak çünkü. Osman şöyle başlayalım. Evet. Şöyle benim anladığım kadarıyla gelecekte böyle bir elektrik faturası problemi olmayacak galiba. Kesinlikle aksine biz satıcı durumuna gelebiliriz. Onu açıklar mısınız? Evet, nasıl olacak kesinlikle o? Şöyle, şu an baktığımız zaman her zaman da onu anlatmaya çalışıyorum özellikle. Teknolojik bütün gelişmeler cep telefonlarımıza, bilgisayarlarımıza, işte televizyonlarımıza sirayet etti. Geliştirdiler incecik televizyonlar, incecik bilgisayarlar, hızlı şeyler yaptık ama elektrik hatlarımız hala aynı. Bundan 20 yıl önce nasıldı? Merkezden elektrik kesildiği zaman bütün mahalle elektriksiz kalıyordu. 10 yıl önce nasıldı? Yine aynı. Bugün baktığınızda yine aynı. Ama ileri yönlü baktığımızda 2030'da, 2040'da akıllı şebekeler dediğimiz sistemler devreye girdiği zaman artık herhangi bir hat kopmasının ya da enerjinin yetersiz kalması gibi bir durumun söz konusu olmayacağını gelecekte söyleyebilirim. Gelecekte elektrik telleri, direkleri olacak mı? Şu anda dahi yerin altına zaten alınıyor ama daha küçük çaplı santraller olacağını söyleyebiliriz. Mesela siz evinizin çatısına bu sistemi kuracaksınız, bataryalarınız da olacak. Siz aynı zamanda küçük bir üretici olacaksınız. Bunu anlatsanıza, ne kuracağız biz çatımıza? Şöyle, güneş enerjisiyle alakalı farklı bakış açıları var, farklı dallar var ama bizim içinde bulunduğumuz dal fotovoltaik sistemler olarak geçiyor. Bu sistemler güneşten gelen ışınımı elektriğe çeviriyor ve evde kullandığımız sistemlere dönüştürebiliyoruz farklı cihazlarla entegre ederek. Ama işin özünde panellerden, güneş ışığından yararlanarak elektrik üretmek var. Yani bu bedava mı olacak? İnsanlar buna para ödeyecekler mi enerjiye? Mesela bugün elektrik faturası diye bir şey var. Hı hı. Bu ortadan kalkacak mı, yok olacak mı? Bence yok olabilir. Artı siz bir yatırım aracı olarak da düşünebilirsiniz. Çatınıza kuracağınız büyük bir santralle çatı alanınız kadar komşunuzun elektrik tedarikçisi olma ihtimaliniz çok yüksek. Yani siz bu sistemi kurarsanız komşunuza da bunu satabilirsiniz. Kesinlikle. Komşunuza satarsınız ya da var olan hatlar tek yönlü hatlar olmayacak artık, çift yönlü. Yani siz hem elektrik alacaksınız, bugünkü hatlardan konuşalım, aynı hatta elektrik de verebilir duruma geleceksiniz. Hem tüketici hem üretici. Kiremitler değişecek mi, evlerin kiremitleri? Evet, yani dekoratif anlamda güzel görünsün isterseniz bununla alakalı kiremitleri değiştirebileceksiniz. Böyle bir güzel görüntü elde etmeniz için mümkün teknolojiler var, ürünler var. Ya da tamamıyla siyah paneller var. İşte çatım çok daha güzel gözüksün diye. Yani dekoratif amaçlı çok daha güzel evrilecektir. Ya da esnek panellerle binanızın dış cephesini kaplayabileceksiniz. Şeffaf karşıyı da görebileceğiniz. Yetecek mi? Isınma amaçlı kullanabilecek miyiz mesela? Şöyle, nasıl ısınacağız gelecekte? Şöyle, bu sistem, fotovoltaik sistem çok avantajlı. Çünkü biz elektriği ürettiğimiz zaman elektriğimizin fazlasını istersek depolayıp akşam da kullanabiliriz. Ya da elektriğin fazlasını ısıtıp doğal gaz masraflarımızı minimize edebiliriz. Kurduğumuz sistem çok büyükse sıfırlama. Doğal gaz olacak mı hala? Küçük de olsa ileride olacağı öngörülüyor. Çünkü ben eğer kendi evimde elektrik üretebiliyorsam, hatta
komşularıma bile satabiliyorsam ben evimi de onunla ısıtabilirim. Evet. Diye kesinlikle, hayal edebilirim. Kesinlikle. Dolayısıyla doğal gazsız bir gelecek olabilir. Evet, mümkün. Ama perspektiflere baktığımızda çok limitli de olsa hala devam edeceği öngörülüyor 2040-2050'lere baktığımızda. Ama bu pazardaki elektrik üretim pazarındaki aslan payını güneş enerjisinin başta olmak üzere rüzgarın devralacağını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki arabalarda durum nasıl olacak? Elektrikli olacak herhalde arabalar, evet, değil mi? Onda kesinlikle. Bir tartışma konusu kesinlikle değil. Öyle olacak. Çünkü arabalardaki aslında teknolojinin gelişmesi de bu biraz önce konuştuğumuz konuyla direkt alakalı bir konu. Çünkü batarya teknolojisi gelişmeden elektrikli araçların gelişmesi durumu söz konusu olması çok zor. Çünkü o araçların içerisindeki bataryalarla siz bir kere şarj ettiğiniz zaman buradan işinize sonra evinize dönebilmeyi istersiniz. Ama şu an bu oldukça limitli, kısıtlı ve fiyatları oldukça yüksek. Her şey ilk başladığı zaman takdir edersiniz ki pahalı olur. Ama batarya teknolojileri arttıkça her evin içerisinde kendi akü grubunun olduğunu çok rahatlıkla söyleyebileceğiz. Hatta devasa konteynerlarla beraber şehirleri besleyen sistemlerden bahsedeceğiz. Elektrik kesintisini ya da şebekedeki sıkıntıları, işte frekanslarla vesaire ile ilgili teknik konulardaki bunu absorbe edebilecek, düzenleyebilecek devasa batarya sistemleri olacak, konteynerlar olacak. Bunlara da çokça alışacağız. Deniz araçlarında durum nedir? Deniz araçları da elektrik, yani bu enerjiyle mi, aynı teknolojiyle kesinlikle, mi? Kesinlikle kullanılabilir. Çünkü şu anki üzerinde çalıştığımız konu şu, yani çalıştığımız dediğim sektör olarak fotovoltaik sektörü küçük bir alanda ben ne kadar fazla güç üretebilirimi araştırıyor. Her gün bunun üzerinde çalışılıyor. Mesela ben sektöre ilk başladığım zaman bizim standart panel dediğimiz yaklaşık 1,5 metrelik bir alanda, metrekarelik bir alanda 230 wattları üretiyorduk. Şu an 300 wattlara geldik. Baktığınızda zaman ilerledikçe küçük bir alanda çok daha fazla güç üretebiliyor olacağız. O zaman teknemizi çok rahatlıkla güneş enerjisinden kullanabiliyor hale geleceğiz. Şimdi dünya, diyelim ki bütün araçlar elektrikli oldu. Bu iklim sorunumuzu da çözecek bir şey olduğu için söylüyorum. Evet. Ve fosil yakıt kullanmıyoruz. Evlerimizi güneş enerjisinden sağladığımız enerjiyle ısıtıyoruz. Deniz araçları, dronlar, uçaklar belki. Evet. Yetecek mi ya güneş bütün bunlara? Kesinlikle yetecek. Öyle mi? Bununla ilgili... Ne güneşmiş bu ya? Ne zamandır kesinlikle orada duruyor, hiç kullanmamışız. Kesinlikle güneş. Yeni farkına varıyoruz. Evet ya. Umarım da çok da hızlıca farkına varmış dünya oluruz. Dünya fatura ödedik abi. Kesinlikle. Biz niye daha önce bulmadınız bunları? Güneş enerjisini anlatırken, özellikle fotovoltaiği anlatırken en başta şu girizgahı yaparlar. İşte güneşten gelen bir saatlik enerjiyle bizim dünya üzerindeki bir yıllık elektrik tüketimimizi karşılamamız mümkün. Eğer tamamını elektriğe çevirebilirsek. İnsan hemen aklına şey geliyor. Böyle güneş açmayan ülkeler var ya. Evet. Hiç. Ya biz şanslıyız herhalde. Kesinlikle. Değil mi? Oralardan olacak. Onlar ne? Şimdi şöyle aslında. Saçma bir soru mu? Yok estağfurullah, gayet güzel bir soru. Aklıma çok o geldi. Yok, güneş kesinlikle. Yok, ne yapacağız? Kesinlikle. Şöyle güneşteki biz ışınımla hareket ediyoruz ya da elektriği üreten kısmı ışık. Hava aydınlık olduğu müddetçe üretirsiniz. Ha, tabii ki güneşli ya da bulutsuz bir havadaki gibi üretmezsiniz ama üretirsiniz. Sizi yarı yolda bırakmaz. İşte bu noktada bataryalı sistemler zaten devreye girecek. Yetmediği noktada bataryalar çalışacak. Sizin bataryanız da bittiğini düşünün. Komşudaki batarya sizin bataryanızı doldurmaya başlayacak. Ya, akıllı şebekeler bu zaten. Bir kitapta okumuştum. Bu yıldırımlarda da çok evet. O yüksek, nasıl bir şey, onu anlatsanıza. Yüksek elektrik potansiyeli olduğunu söylüyoruz tabii ki yıldırımdaki. Ama onu yakalayıp enerjiye onu döndürmek. Depolamak. Evet. Hatta bir yerde okudum. Doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. İki yıldırım Türkiye'ye yetermiş. Evet, yani o öyle söyleniyor şey, ama ben hep mi? Şu noktadayım. Hani yakalayıp gerçekten bunu depolamak. Depolayıp gördüğümüz zaman ancak evet yeterliymiş. Hani teoride ya da hesapla bunu yaptığımızda doğru çıkıyor olabilir ama bu gerçekten zor. Umarım dediğiniz başarılabilir. Gerçekten avantajlı oluruz. Peki ne gibi sorunlarla karşıla? Bu iyi tarafı, böyle çok güzel evet bir gelecek evet gözüküyor. Bu noktada biz bazı sorunlar da yaşarız herhalde, değil mi?
Evet, yani şu an mesela elektrik iletim dağıtım hatlarında çalışan personelin nasıl bir işe kaydırılması gerektiğini konuşabiliriz bu noktada. Çünkü ciddi anlamda yoğun mesai harcayıp ülkemizin her bir yanına elektrik iletim hatlarıyla bu sistemleri sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz ama buradaki arkadaşların görevleri muhtemelen değişik olacak. Ben hep postane örneğini veriyorum. Posta, telgraf, telefon moduyla devam etseydi artık kendine şu an hiçbir yer kulvar bulamayacaktı. Aynı şekilde bizim... Tabii onlar lojistikte çok büyüdüler mesela. Banka oldular, lojistik oldular ve devam ettiler. Aynı şekilde şu an elektrik iletim dağıtım hatlarındaki arkadaşlar da farklı pozisyonlarda yine bu hattın düzgün, stabil çalışması için oldukça faydalı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerdir diye benim şahsi öngörüm var. Bu soruyu size sorabilir miyim bilmiyorum. Ben sorayım, siz konunuz değilse cevaplamayın. Dünyadaki siyasi gelişmeleri nasıl etkiler bu? Şöyle yönlendireyim sizi. Hı-hı. Biliyorsunuz gelişmiş ülkeler, emperyalist ülkeler... Hı-hı. Mesela petrolle çok yakından ilgileniyorlar. Petrolü olan ülkelerle, işte Orta Doğu ile çok ilgileniyorlar. Venezuela ile çok ilgileniyorlar. Şimdi bu konuştuğumuz şeyler gerçekleştiği zaman herhalde bu bakış açısı da değişecek, değil mi? Kesinlikle değişecek. Aynı zamanda şöyle bir öngörü de söz konusu. Bakıldığında özellikle... Arap Yarımadası'ndaki petrol rezervlerinin öyle sonsuz bir limitinin olmadığı aşikar. Hatta onlar da bunu bildikleri için kendileri de devasa güneş tarlaları yapıp sonuçta güneşten elektrik üretme noktasında bu bakış açısına vardılar. Bu yolda ilerliyorlar. Şu an bildiğim kadarıyla duraksadı o konu ama bakıldığında devam edeceklerdir. Çünkü... Sadece petrolle onlar da ülkelerinin kalkınacak ve o şekilde devam edeceğini öngöremezler. Petrol sonu olan bir şey ve zaten elektrikli araçlarımız da çok fazla arttıkça petrolde ciddi bir azalış söz konusu olacaktır. Bir saçma soru hakkımı daha kullanıyorum. Estağfurullah, rica ederim. Diyelim ki Suudi Arabistan'da güneş çok ve oradan elektriği ürettiler ve Finlandiya'ya satacaklar. Evet. Nasıl satacaklar? Şimdi bu aslında ilerleyen dönemde şöyle olabilir. Biz aslında odak noktamızı şuna kuruyoruz. Elektriği ürettiğin, tükettiğin noktada üret. Evimde tüketiyorum. Çamaşır makinesi, buzdolabı, beyaz eşya ya da her neyse. Böyle elektrik çok da ihraç edilecek bir şey değil. İthal yani edilecek bir şey şöyle, değil. Şu an bunu yapabiliyoruz ama... O devasa elektrik iletim dağıtım hatları ciddi anlamda bize kayıp oluyor. Hatta faturalarımızdaki kayıp kaçak bedeli dediğimiz bedel bundan ibaret ve ciddi rakamlar. Nereden üret baksanız? Ve tüket. Ürettiğin yerde tüket. Evet. Bu... Yani bunu aslında merkezi bir elektrik üreticisinden gelecekte lokal, küçük, kendilerimizin çatısındaki sistemler haline dönüştüreceğiz. Her birimiz bir üretici olacağız. Ve bir problem yaşandığı zaman komple bölgenin elektriksiz kalması gibi bir durum artık tarihe karışacak. Onu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Son iki dakika. Bu iki dakikamızı şu anda işte meslek seçme aşamasında olan arkadaşlara yönelik bir şeyler söyleyin, bitirelim. Hayırlı, hayırlara vesile olsun bu bilginiz. Ne yapsın genç arkadaşlar? Ya genç arkadaşlar için ben aynı zamanda meslek lisesi mezunu bir mühendisim. O yüzden gençler benim için hakikaten önemli. Çokça araştırsınlar ve meraklı olsunlar. Meraklı oldukları zaman istedikleri kulvarda, istedikleri noktalara gelmeleri oldukça kolay. Yani günümüzde herhangi bir bilgiye ulaşmak için çok fazla çaba harcamanıza gerek yok. Her şey cep telefonlarımızda. Bu pil batarya başlı başına bir hedeftir, amaçtır. Kesinlikle. Değil mi? Çok önemli bir kesinlikle şey olacak. Yani. Belki ondan bahsedebiliriz biraz. Batarya teknolojilerine yönelirse eğer ve bununla alakalı ARGE çalışmalarını hızlandırabilirsek çok ciddi noktalara ülkemizi taşıyabiliriz. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü gelecek bataryalardan ibaret olacak. Enerji depolama konusu çok önem arz edecek. Çünkü her yerde kullanacağız. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür programımızın ederim. Sonuna geldik. Kendi enerjimizi üretip tüketeceğiz. Evet. Ve bu batarya teknolojilerinde de çok büyük bir gelecek var. Kesinlikle. Diyerek bitirelim. Kesinlikle. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim.